Ay bu sefer bitti kesin o kokoşun işi. Ya kızı var kızım, düşünebiliyor musun ya? Bundan sonra babaanne rolleri gelir artık. Ay, ben de çok şaşırdım, iyi olmuş. Ya sen iyi misin? Hiç iyi değilim Gülendam. Ay ne oldu ki yine? Benim manyak geri geldi. Kim, Fikriye mi? Gülendam, ben bu Engin'i boşlayacağım herhalde. Aşkım boşarsan seni var ya tefe koyarlar. Yaptığımız planların hepsi alt üst olur. O yuva yıkan kadın imajın katmerli bir şekilde gelir tepene biner, ben sana söyleyeyim. Anne be, evlendim işte. Çocuk oyuncağı mı bu? Daha ne kadar oldu siz evleneli? Peki ne yapacağım? Taktik değiştireceksin. Adamın biraz erkeklik gururunu okşayacaksın. Ona güveniyormuş, itaat ediyormuş gibi göstereceksin ki sonunda senin istediğin olsun. Ha, ince ince. Yani kulağına üfleye üfleye diyorsun. Aynen öyle. Engin'e boyun eğmiş gibi yaparsan aklını daha çabuk çelersin. Sonra bir bakmışsın ki kendi Fikriymiş gibi yollamış annesini. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Bugün elinize geçen mektubun doğru olup olmadığını merak ettiğinizi biliyorum. Evet, mektup doğru. Gerçekten mi? Mektubu gönderen benim asistanım olarak bildiğim ve beni tanıyan sizlerin de çok yakından bildiği sevgili Deniz Avcı'dır. Evet. Deniz'im. Benim gün ışığı, hayatıma sonradan giren gün ışığı. Deniz benim yanımda çalışmaya başladığından beri ben hep neden bu kızı bu kadar çok seviyorum diye kendi kendime sorardım. Demek ki bir nedeni varmış. Deniz benim yıllar sonra bulduğum kız kardeşim. Canım benim. Deniz Hanım ne diyeceksiniz? Canım o benim, babamın bana olan yadigarı. Yalnız Deniz kameralara çok alışık olmadığı için kusuruna bakmayın, özür diliyoruz sizden. Sanırım yeterli olmuştur. Çok teşekkürler tekrar. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Takdir edersiniz ki Seray Hanım için de, sevgili Deniz için de çok yorucu bir gün oldu. Sizler de öğrenmek istediklerinizi öğrendiniz. Teşekkürler, sağ olun. Lütfen. Basın toplantımız bitmiştir, lütfen. Teşekkürler, lütfen. Annem kapıyı açabilirsin. Gazeteciler gitti. Deniz. Sen ağladın mı? Yok. Benim biraz başım döndü de galiba flaşlarda. Ne olur üzülme, olur mu? Bak bu bir süreliğine böyle yapacağız. Sonra ben her şeyi yoluna koyacağım. Tamam mı? Deniz, bunda kırılacak, sıkılacak bir şey yok.
Seray'ın şu an gerçekleri söylemesi, kafasına kurşun sıkması gibi bir şey. Bak sen küçüktün. Serap Kavrulmuş diye bir kadın vardı. Çok ünlü bir aktris. Onun başına da benzer bir şey geldi. Pat diye söyledi bu. İnan bana bir daha doğru dürüst iş gelmedi. Sürünerek öldü zavallı. İşin komiği ölürken yanında kızı bile yoktu.